da bir atılır birileri. Bir gün Allah'ın izniyle sizi buradan tekrar buluşmaktadır. Hafıza diyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bizi baş ettiğiniz bir gün. Biz de bir hizmetin yolundayız. O hizmeti devam ettirmek için hiçbir zaman zahmetlikleri, yorgunlukları nazar-ı itibara almamışız. Yeter ki görevimize iyi kalkalım, umutsuzluğa kapılmayalım. Yolumuzdan geri dönmeyelim. Gaye bir milletin edebiyatıdır. Bir millet, bir milletin ahlakıdır, seciyesidir. Bir milletin dilidir. Onu yansıtmak gayesindeyiz. Bundan başka hiçbir şeyimiz yok. Bu da Allah'ın bir vergisidir. Yani bazı insanlara nasip eder bunu. Millet yolunda hizmetini göstermek için hiçbir yorgunluğu göze almaz. Meselemiz bizim buradaydı. Toplantılar güzeldi. Yığınakların faydası var. Toplantılarda içimizdeki tecrübeleri dile getirmek çok güzel bir şeydi. Toplantılar bakarsanız insanlığa büyük katkısı oldu toplantılar. Ama bazen biz onun duyarında olmuyor. Dedelerden bize kalan yadigar, bakın mazıklara, bakın divanhanalara, bakın misafirhanalara, yetiştirdiği insanlara hiç tevakkü etmezsiniz. Yeter ki siz insanları ölçmek için üstüne başına bakma hiçbir zaman. Ne hazindi onu Allah bilir. Bizim bu meselede o kadar tecrübemiz oldu, o kadar tecrübemiz oldu. Hayat boyunca bu tecrübeleri yaşadık. Dediğim zaman toplantıların faydası işte bir gün buradaydı. Yani o da gibi bir toplantı oldu. Resimler çekildi. Marasime uygun şeyler yapılır, ondan sonra şişki edilir. Ama yeter ki o toplantılarda bir şeyler konuşulsun. Faydalı olalım milletimize. Milletimizi cezbedelim. Yeter ki biz az olalım, kadi yok. Ama burada insanları kasbettiğimiz zaman bizim yanımızda bizi salan hiçbir kimse salmaz. Hiç olmazsa buradan faydalanır. Ben Günoğlu bir meclisten bir söz alışmışım. Eve gidince onun sarhoşluğu içindeyim. Bugün yeni bir şey öğrendim orada. Yeni bir haber aldım. Çok keften gitmişim eve. Bir bilgi aldım bugün hakkına. Onun için biz mutlaka böyle toplantılarda, gerçek toplantılarda yok sathi. Şerbet ver, su ver, geldi basit şeyler. Ondan sonra boş ver geçsin. Kafalardan buradan alıp oradan verir. Ama cezri, olumlu konuşmalar, can alıcı konuşmalar olduğu zaman herkesin yani burası bir mektep olur. Ben yalnız özümü değil, çok haz ederim insanlar da burada çıksın konuşsun. Her zaman ben bunu tercih etmişim. İnsanların neyi var neyi yok konuşsun ki biz de faydalanalım. Buna misal olarak dedim hani ki insanların üstüne başına bakma. 70'lerdeydi. Bağdat yolundan Amana'ya binmişim, Amana 50 filiz, onda 50 filiz, böyle bir şey. Bir arabadan bindi Amana'ya. Koydu yağın bu tabirden böyle pis bir şeyi farva girepti. Adam ayakta durduk. Amana o kadar kalabalıktı. Yer yoktu özünü, ayakta durdu. Ben daha da biraz da genç çırak çağım. Kalktım bu adama, yer verdim.
Yer verdim yanındaki, ben durdum ayakta, yanındaki kalktı gitti, ben oturdum yanında. Dedi, el-beşer kısrat, daha yaşamamız zahmet oldu, 70'lerdeydi. Hiç yadımdan çıkmıyor. Bir de düşünürüm, demek ki bu adam bir mazif adamdı, bir misafirhane adamıdı, bir talula adamıdı. Ne kadar hibratı olur bunun. Yani bunun üzerine güzel misal vermek hem ben zevk alayım hem de insanlar zevk alayım. Bunun üzerine su motorda oluruz. Memleketinin birisi bir motor getirdi. Bilirsiniz. Buyurun, buyursunlar ustadım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ustadım. Motorun üstünde bir kondenser var. Bu kondenser motoru işledi, kaldır. Motor zayıf olduğu zaman onu değişmek ister. Mutlaka onu değiştirirler ki motora canlılık versin. Bir memleketli geldik. Bilirim, adam kuliye bitirip, mektep görüp, motoruna böyle baktı, motorunu teslim edecek özüne. Motoruna böyle baktı, dedi, benim bu kondenserim değiştirildi. Dedi ustam, bu bizde bir ustalık meselesidir. Kondenser zayıf olduğu zaman bu motorun bu kondenseri geri dağıtacağım. Özü 250 dinar aldı. Çok basit bir paraydı ama canıdı. Motorun canı ruhu odur. Adam bizim için baş belası açtı. Az kaldı dedi, motorumu da değiştirmişsiniz. Burada benim bu adamla bizim işimiz bitti diye. Başka vakit birisi gene geldi, bir çok basit bir köylü tipinde. Getirdi motorunu, o kondenseri değişti gözü için. Gelende dedi gözüne, biz dedi, tabii kondenser bunun ruhudur. Dedim, ben bunda hibrem var, epey hibrem var. Mektebe okumamışım da ama bunda epey hibrem var. Bu motorun canıdır, ruhudur, bu geri değişilsin. Hadi biz de içimizdeki korku o tecrübeden dolayı insanlardan başka şekilde teamül etmeye başladık. Yani korka korka teamül etmedik. Bu da işte toplantıların neticesi. Oturdukları yerde, oturdukları toplumda, müştemekte yeni yeni çaralar bulunur. Biz açık odasına konuşun. 2003'ten bu yana hiçbir ileri sağlamamışız. Hiçbir şeyimizde. Bunu geri etraf eder, millet olan. Kim kızarsa, ejderse kızarsa da başka. Biz ileri kaydetmiyoruz. Gönlümüze değil. Yeni harita, yol haritası çizebilmiyoruz bazımız. Buranın nece tatavur ederek onu bilmiyoruz, başarabilmiyoruz. Bütün kuruluşlarımız yeni yol haritasını bulmasa olmaz. Halbuki kafalarda, damaklarda yenilik, o kadar yenilikler var. İstediği o zaman yenilikleri getirsen, çarasını bulasan. Çünkü toplantının içinde türlü türlü insanlar var. Hikayeler oldu, tecrübe başından geçenler oldu, yaşlılar oturup, askerlik hikayeleri. Bunlardan hepsi oturanlar istifade eder. Bizim bütün toplantılarımız sathi olduğuna insanları konuşturmuyoruz. Tecrübe insanlarını konuşturmuyoruz. Ne yapacağız biz bugün? Nece ilerleyelim biz? İnsanlara nece telkin edeceğiz ki biz mazlum bir milletik, biz niye seçime gitmiyoruz? Niye eğitimimiz için ses çıkartmıyoruz? Halbuki eğitimimiz bir milletin varlığıdır. Bunu her iyi Arap bunu takdir eder. Her iyi Kürt bunu takdir eder. Dilimizdi. Hiç kimse bunu bizden men edebilmez. Ama yeter ki biz onu başarağın, başarabilağın özünü, yollarını arayağın.
Ne için bize bir Türkman sene bir şey diyen de o senediri Türkman bana ne veripti? Ben gelmem. Sen o hazininde ne var onu ikna edeceksen? Gere ikna edeceksen. Sen o durumu başkadır. Başkaları seçime gitmesi hiçbirize etmez. Nüfusu çok. Ona rağmen de onlar senden fazla da seçime gelir. Bizim için can alıcı bir meseladır seçime gitmek. Kaderimizdir. Onun için biz insanlarımız duyarlı olmalıdır. Birbirimize dayak olmalıyız. Birbirimizin açıkçasına konuşmak. Korkusuz, serbest, tenkit, eleştiri, serbestcasına, yiğitcasına olmak. Yani ne için bir mektepte bir zulüm oldu, kaalar boş kalın, kaa yok, adlar çakılmayıptı. Buna millet olarak hepimiz katıldık, dedik baban işi. İlle de bizim okullarımızda bu meseleler oldu. Demek ki bizde bir korkaklık var. Ben hiç itiraf etmiyorum. Türkmen milleti kültürlü milleti, Türkmen milleti korku, yiğit milleti, ha bunu göstermiyor. Maalesef gösterilen adamlar da yolun tuturlar gelirler. Bir gün ne ta ki Münir Kahfi'nin Gesari Uzdin Nesari Uzbaş yaptığı işlere, cesarata adam hayran olur. Onu da bile dile getirmiyor, ustalık getirmiyor. Nerede bir gün usta adamlar vardı orada. Özüden hayat getirenler var. 2003'ten bu yana Münir Kapili şehit olanı bugüne kadar bugün kimin hayatını güzelcesine dinlememiştik. Ne için? Toplantı genişti. Değerli insanlar, duyarlı insanlar, hakkını bilen insanlar adamın hakkını ifa edildiler. Bizim bu şeylere ihtiyacımız var. Toplanmamıza ihtiyacımız var. Birbirimizi dinlememize ihtiyacımız var. Tecrübeli adamlarımıza ihtiyacımız var. Neden neye döndük biz? Bunun acısını milliyetçi insanlar çeker. Hayatını bu orada verenler çeker. Hiç kimse o kadar bunu duyarında olmaz. Ama gerçek milletini seven, milleti sevmek Allah'ı sevmektir. Allah razı olun özüne. Çünkü orta yerde şehitler var, mazlum bir millet var. Allah da seni varka oğlu. İçimizde o kadar sözler var. Her yer geldiğinde ben her yerde konuşacağım. Benim vicdanım rahat. Hepsini korkuyor. Hiçbir çekilmeden kimseden. Kimseden çekilmeden ben hakkımı ifa etmekteyim. Onun için bir gün bu münasebeti fırsat bildim. Tekrar ederim size. Hoş geldiniz. Sizi buradan biz varız. Umutsuzluğa kapılmak, azlık, çokluk olur. Bereket olur, azlıkta bereketler olur. 4 tane olsak, her hafta toplantımızı yapsak, vicdanımız rahattır. Yoksa bizim neyimiz var? Bizim ne beklentimiz var? 70 yaşında bir insan olarak yolumuzdan geri kalmamak isteriz. Uşağımıza, evimize, sümhatimize güzellik getirmek isteriz. O da evvel Allah sizi Hüseyin Havuzlandı. Bir gün kardeşimiz Şemseddin Efendi'nin kitapta okuyor var. Şemseddin Efendi milletine hizmet eden, dinine hizmet eden, eğitimine hizmet eden bir değerli kardeşimizdi. Katkımız oldu. Kitabından yardım olsun diye bir kemiğe alabildik öz hesabımızdan. Bir gün tevziyeni yapıyoruz. Emek sarf edipti. Gere biz onun kitabının kamil mükemmel tabi dağını öz işi ve özüne göre başka insanlarımızın, edebiyatçılarımızın da ama kısıtlı gelirimize göre elimizden geleni yapıyoruz. Bir iki defa bir böyle şeylere kalktık. İnsanlara yardım olmak için kitabını aldık. Özü de memnun oldu bizden. Biz de vicdanımız rahat oldu. Bir gün bu kitabı imza törenini yapıyoruz. Kitap güzeldi. Yaptıkları çalışmalar takdire şayandı. Şemseddin Efendi dediğim kimin uzun bir zaman Türkmen siyasatına da hizmet etmiş bir insanımızla emek geçipti devamlı. Bir gün
o boşluğu doldurmak için artık Türkmen edebiyatına hayatını yani vakitini Türkmen edebiyatına, Türkmen folkloruna hasredili. O da büyük bir çalışmadı. O da büyük bir şereftir özü için. Biz sizi vaadimize kendisini tebrik ederiz. Kendisine derim hoş geldiniz, safa getirdiniz. Siz de çok hoş gelmişsiniz, safalar getirmişsiniz. Hoş gelmişsiniz, safalar getirmişsiniz. Bugünkü Kalan Kulan kitabımın imza törenine. Tabi hep uzun yüzünde bir soru işareti görürüm. Alamet-i istifham. Acaba bu Kalan Kulan nedir? Gerçekten elbette bir tuhaf ad, size göre tuhaf bir adı. Onun için bunun açıklamasında gerek var. Tabi Kalan Kulan'ın bu adın nedenini iki noktadan açıklayacağım. Birincisi, benim adetimdendi, her zaman tuhabbirat koyum. Tuhabbirat çünkü çekici olur. Dikkat çekici bir ad bırakıram. Ta ki bak şimdi çok uzun gevlinde acaba bu Kalan Kulan'ın içinde neler var? Neden adı Kalan Kulan'dı? Herkes bilir bu bir tuhabbiratdı. Ben bütün işlerimde sahne oyunu yazandım, televizyon dizisi yazandım, kitaplı yazandım. Her zaman dikkat çekici bir ad bırakıram. Onun etkisi olu okuyucuya. Veyahut da geçenlerde belki de birkaç yıl önce Şeppellühü yazdım. Herkesin dikkatini çekti bu ad. Ondan önce Doktor Dayı Bakı yazmışydım sahne oyunu. Nece doktordu, nece dayıydı. Gene bir dikkatli bir dikkat çekici adlardan geldi. Kuşbazar Vadı sahnesi yazdım. Aynen herkes görürsen bu Kuşbazar Vadı'nın nesidir. Kapış Kapan yazdım. Televizyon dizisi iki bölümü oynandı. Ne yazık ki bazı teknik nedenlerden tarafa oynanmadı. Gelecek Ramazan için inşallah ölmem olsa Pişlava yazmış yapmak. Bütün adlar tuhaftı. Onun için bunu dedim herkesin dikkatini çeksin, hatta merakla okusunlar veya izlesinler. İkinci nedeni ise neden Kalan Kulan koymuşam? Şiir yazmaya bir ara vermişam. Neden? Çünkü folklor çalışmalarım çoktu. Ayrıca Türkmen FM radyosunda bir programım var. Çok onunla uğraşıram. Bir haftalık programdı. Onun tarafa ara verdim. Kalktım ne ettim? Eski defterlerimin ne kadar şiirim var yayınlanmamıştı. Kalktım bunları topladım. Bir kitap haline getirdim. Adını Kalan Kulan koydum. Tabii bu kitabın içinde halk şiiri de var. Tenzile var, ilahi var. Çocuk şarkıları var. Operetler var. Monologlar var. İndiye kadar 10 monologdan fazla yazmışam. Televizyonda görülüp bunlar. Bunların hepsini bir kitap haline getirdim. Siz değerli insanların hizmetine bıraktım. Tabii şimdi kimin dedik? 9. kitabımdı bu. 4 kitabım folklor, o dil araştırması kitaplarıydı. 3 kitabımız ise bunidan şiir kitabıydı. 3 kitap, bu da bir şiir kitabıydı. Ayrıca Koca Hunkar, Teze Hurmatı'nın destanı bir kitabım var. Bir de Arz-ı Kamber'in Manzum Piyas bir kitabım var. Bu da 9'dan etti. Bu kitapların birisini kim bastırdı inanmazsınız. O kimse bastırdı, o dönemde bastırıldı. Bundan 33 yıl önce 1990'da ilk kitabım bastırıldı. Ki onda Türkmen'in sözüne gülle çalardılar. Zalim Saddam dediğimiz Şemseddin Türkmenoğlu için bir kitap çıkarttı. Üzerinde de Türkmenoğlu yazılıp. Bakın bu adı zalimdi. Şimdi 20 yılda neçe 3 defa boyuna girmişim Türkmen kuruluşlarına. Benim için bir kitap bastırsınlar. Neden benim için kitap bastırsınlar? Çünkü ben emekli lise öğretmeniyim.
ama rağbetimle emekli olduğuma, aylığım çok az olduğuna benim o imkaniyetim yoktu. Kitap bastırım 3 defa, ister vakf olsun, Türkmen vakfı, ister Kerkük vakfı, ister başka yer. Bunlar beni reddettiler, kabul etmediler. Kitap bastırsınlar. Ben de kimse beni kınamasın. 100 tane bastırıram. 100 tane de bas etmez. Çünkü onca Türkmen bölgesi genişti. Ben bir 20 tane Duz'a göndereceğim, 20 tane Erbil'e göndereceğim. Teze bela, ora bela, bura bela. Onun için 100 tane neden bastırdım? Çünkü imkaniyetim yoktu. Bizim kuruluşlar da beni makbula geçmediler ki benim için bastırsılar. Ama o zalim Saddam 1000 tane bastırdı benim için. Zalim idi, 1000 tane bastırdı Türkmen oğlu için. Bakın lanca fark var. Bu 9 kitabımın menlik olmasın, değerli olduğu için 4 tanesi 4 kitabıma yüksek tahsil diploması alındı üzerine. Kimisi bakalöryos aldı, kimisi magister, kimisi doktora. 4 kitabımın üzerine yüksek tahsil diploması alındı. Bir böyle kitapları bizim kuruluşlar bastırmasın, hangi kitapları bastıracaktı? Biz gene de uşaklarımın dişinden kestim. Bu kitaplardan nece olmuş? 100 tane meydana attım. Hatta gevlümde kalmasın, bildiklerimi, yazdıklarımı mazara parmayayım dedim. İnsanlarımıza sunum dedim. İşte şimdiye kadar benim hiçbir kitabım satılmadı. Yalnız o yalnız bu kitap, Kalan Kulan kitabı, değerli örgüt başkanımız sağ olsun benden 40 tane paraydan istedi. Ben çok tacım kaldı. Şimdi 2009 kitabından bir kitap satmamışım dedi. Nece olur? Kitap ne? Satılı kitap. Halbuki satılırmış ama ne? Maddi destek yardımı diye. Yoksa bu adam 40'ın devre ev yapar mı? Size sunacaktı özünü. Rahmetli Atatürk başının bir sözü var. Vaktinde bir kitabımı armağan ettim özüne. Dedi Şemse dini için bana versen. Dedim hocamızsan geri veririm sana. Dedi yok, koy kütüphaneye, sat özünü, parayı da alalım. Dedim ne, hiç parayı da alsın, işte ben getirdim. Dedi yok, her kim kitaba para verse kıymetini bilir. Her kim o kitaba para vermese evde atar özünü, toz basar özünü. Allah razı olsun. Bu gene bir mende bir duygu yarattı. Yani o onun her attığı adımı biz özümüze bir örnek aldık buradan. Ben oğluyum, merdim. Dağdan büyüktü derdim. Herkesin bir derdi var. Benim milletti derdim. Felek kolumu vurdu. Gam üstüme kudurdu. Görme üzüm gülürü. İçim baba gurgurdu. Ben yuham. Yememişem. Ben yuham. Kerkük oksijenimdi. O olmasa ben yokam. Bağlı kapını açarım. Allah deyip geçerim. Gün gelir aravuzdan. Bir kuş kimin uçarım. Tabii kardeşmiş Şemseddin Türkmen oğlunu ben 70'lerden tanırım. Oğlunu birliğine kadar o zamanlardan çaba sarf edip. Ama bir gün ben bu şeye özellikle geldiğime yorgunluğumun üstüne. Çünkü ben dün gelmiştim, biraz yorgunuydum evde ama geldim. Bu kitabın adı benim ebele fikrimi dolantır 2 günde, 3 günde. Kalan Kulan. Özü nedir? Yazdığı şiirlerden, yayınlanmayanlardan kalan kulanları topladı, bir kitap etti. Ama inanın ki bu kitabın adı Kerkük il seçimlerinden sonra Türkmenlere uygulanacak. Ben hiçbir tarafı temsil etmiyorum. Hiçbir tarafa da bağlı değilim. Bir eski milletvekili olarak, bir kadın aktivisti olarak, bir anne olarak, bir bu Kerkük halkının asıl milletinden olarak içim yanır konuşurum. Bu seçimlerde Kerkük İl Meclisi'nde inanın yarıdan, yarıdan fazlanı almazsak Kerkük Türk kalacak mutlaka daha diyebilmeriz.
Aynen sonu çıkan gece duvarlarda bu yazılanlar hepsi kara boyağdan silinip. Çünkü ege bir milletvekili, iki milletvekili çıkartsak valilikte daha neyimiz kerkük bizimdi. Ben bunu 2006'da mene bir Amerikan dedi. Dedim biz kerkük bizimdi. İnanın İngilizce dön dedi. With two member ebele elini etti. Yani ha iki milletvekiliyden. Ama parlamanda iki milletvekili olsun, bir olsun, on alsın. O kadar önemi yoktu. O kadar kerkük meclisini elimizde etmek kimin? Muhafız istirik Kerkük'den, Türkmen. Ege sen yarı üyeler seni olmayıpsa kim sana muhafız verir? Mutlaka verilmez. Ne oldu o zaman? Şimdi bazı bizi sevmeyenler ne diyor? Türkmenler Osmanlıların kalan kulağınıdır. Seçimlerden sonra Kerkük'de kalan kulağın olduk millet. İnanın ki bu kara gün bizi bekler. Bizim mege bir hedefimiz olsun. Hedef Kerkük. Ben hedef yanımda Ali, Ömer, Osman, Bekir yoktu. Benim hedef yanımda Türkmen Kerkük olmaktı. Türkmen Kerkük olmak da indi demokrati yollardan dirseler milletvekilliğinde muhafazada yarını almaktı. Burada kaç kişi oturmuşuz? 20 tane, 30 tane. Her biri 10 tane aydınlattırsa, öz ailesini aydınlatsa, gidip seçimlere katılsa mutlaka işler. Geçenlerde gittim bir müfavvaziyanın bir mektabine, kartonlarda binlerce seçim kartı var. Türkmenlerindi. Almayıblar. Tamam gidip vaktinde edip indi almalılar. İyi ki indi bu gıda karnasını illa seçim kartıyla verirler. Hatta millet mecbur olsun gelsin seçim kartını alsın. Ama seçim kartını alıp gidip biz gıda karnasını çıkardı bir de evde oturmasın. Sandık başına gidin millet. Vallahi kalan kulan olduk. İnanın kalan kulan olduk. Biz özümüz çidirgil kavmiyet salise. Ama kimse bize itiraf etmez. Hak alını, hak verilmez. Aa görürsünüz 2003'ten bu yana çaba kalmadı, kapı kalmadı çalmayakın şeyi açmağa. Kültür Bakanlığı'da Müdiriye Sekafet Türkmani yani. Milletvekili kalmadı bu işi etmezsin. Haptımız. Bakan kalmadı bu işi etmezsin. Gidirik bir Kültür Bakanının kapısında dururuk, çarlık. Bir kitlenin başında dururuk, yarvallık, arize yazarız, söz verirler. Ama hapsi yalancıdır. Hiçbiri sözünü yerine getirmedi bir güne kadar. O da neçe yıl oldu? 20 yıl oldu. İnanın benim 2005'te yazdığım dilekçe hele de yanımda kalıp Kültür Bakanlığı o zaman Müfit Cezayiri'ydi. Aldı dedi tamam. O tamam bugüne kadar o tamam gelecek yerine. Devriminden de sonra çok milletvekilleri, bakanlar, herkes yanından çabaladı. Mahanaları Türkmen etvahedü. Bir gün canım yandı. Dedim tuhadu şunu kasta kustar. İyi dedim zeyn ente şifet fediyom Türkmani Şii. Yitkatel ve Türkmani Sinni. Ente şifet vahid bine izbahillah. Aslan dedim ihna ruh lil Hüseyiniyat malhum. Huma yücün li cevami malina. Şunu tuhadu. Gayr bis siyasa entu farraktuna. Abele. Yani insanın bir askere canı yanır. Karşındaki kim olduğunu şey etmez. İçindekini mecbur diyorsun. Ve onun için şimdi biz gücümüzü neyden ispat edek? Kerkük, Kerkük, Kerkük. Kerkük'ü almasak, bir de diyelim Şemseddin abimizin yazdığı kitap, İnan Kerkük'de de kalan kulan sayarlar bizi. Memnunum sizden beni dinlediğiniz için. Deme onun hulku darmış. Deme onun hulku darmış, beynimi efkar sarmış. Korkun bir gün deseler Kerkük'te Türkmen varmış. Bağlanan dizi miydi? Meydanlar izi miydi? Sözüme kor bakma onun. Erbil de bizim miydi? Sağ olun.